Seçmen de var, öfkeli bir seçmen de var. Tekrar sandığa gitmem diyen. Bu açıdan hani ikisini beraber değerlendirmenizi rica edeyim. Çünkü mesela Muharrem İnce'nin de bir evet. e eleştirisi evet, vardı diyeyim. Diyordu ki mesela tabii. E Atatürk gelse kurultayda şansı zor diye. Şimdi mesela buna katılır mısınız? Hani bu tüm süreci beraber bir yorum rica edeyim. Damla Hanım ben öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorununu e yapısal bir sorun olarak niteliyorum kişilerle, kurullarla, kurullarda görev alacak kişilerle bağlantılı bir değerlendirme yapmıyorum. Bana göre bu seçimlerde istediğimiz sonucu alamamamızın nedeni Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün kapasitesini tam anlamıyla kullanamamış olmamızdır. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün siyasetin belirlenmesinde yeri yok, adayların belirlenmesinde de yeri yok. Örgüte yalnızca ...pankart, afiş, broşür dediğimiz işleri vermiş bulunuyoruz. İddiam şudur, eğer Cumhuriyet Halk Partisi ilk iki işlevi de yapabilmiş olsaydı örgüt yani... E, ...yani siyasetin belirlenmesinde, adayların belirlenmesinde de söz sahibi olmuş olsaydı... ...biz bu seçimlerde çok daha iyi sonuçlar alabilirdik, bu seçimi kazanabilirdik. Geçmişimize baktığımızda, CHP tarihine baktığımızda benim siyasi sıfır diye adlandırdığım baraj altında kalma noktasından ta yüzde 42'lik 43'lük neredeyse yüzde 50'ye varan yerlere kadar gelen oylar alabilmişti bu örgüt. O zaman kapasitesi tam anlamıyla kullanılıyordu. Şimdi yapılması gereken şey bana göre belediye seçimlerine gitmeden önce de aslında gitmeyecek olsak olsaydık da belediye seçimleri olmasaydı da yapılması gereken şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt yapısının dönüştürülmesi yeni bir siyasi mimarinin inşa edilmesidir. Bunun için merkez yapısı değiştirilmelidir. Bunun için taşra yapısı değiştirilmelidir. Bunun için tüzükte bu tür yapısal değişikliklere gidilmelidir. Bunu yaparsak belediye seçimleriyle ilgili olarak da ...iyi sonuçlar almış oluruz. Yönetimle ilgili, kişilerle ilgili... ...bir değerlendirme yapmıyorum. Ben kıdemli bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Kendimi bu konuda görevlendirdim. Bunu seslendiriyorum. Bunu da bütün partilerimizle... ...bu süreç boyunca e, paylaşacağım. Yerel yönetim seçimleri için... ...bir şey daha söyleyeyim. Bizim bir kuru yerel yönetimler için... ...yerel yönetimler programı için... ...kentlerde kuracağımız... ...yeni kentsel düzen için bir kurultay hazırlamamız, bir kurultay örgütlememiz, bir kurultay çağrısında bulunmamız gerekiyor. Aslında yalnızca bizim çalışmalarımız değil, kent konseyleri var. Burada çok deneyimli, birikimli insanlar var. Kent konseylerini göreve çağırabiliriz. Hocalarımızdan, üniversitelerden, ilgili bölümlerden katkı talep edebiliriz. Bölge toplantılarıyla bunları değerlendirebiliriz. Birkaç gün sürecek bir kurultayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim seçimlerine hazırlanmasını ortaya koyabiliriz. Bakın burada konut sorununu nasıl çözeceğimizi anlatmalıyız. Adaydan önce ya da biraz önce konuştuğumuz konulardan önce bunları ortaya koymalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi konut sorunu Türkiye'nin büyük kentlerinde nasıl çözecek? Hangi yöntemle çözecek? Kira sorunu var onu nasıl aşacağız? Kentsel dönüşüm konusunda ne yapacağız? Kent hakkı diye bir kavram var. Türkiye tarihinin en şanlı eylemlerinden, direnişlerinden biri olan Gezi Direnişi ile birlikte e, direnişçiler Türkiye kent hakkı diye bir kavramı getirdiler. Yani insanların yaşadıkları yerde onların rızalarını almadan oraya kamunun, belediyenin ya da merkezi yönetimin müdahalesi söz konusu olamaz dediler. Çok doğru bir şey. Ben buna kent hakkı diyorum. Bunu gündeme getirebilmeliyiz. Yani yeni bir program sunabilmeliyiz bunu da bir kurultayla yapmamızın çok büyük yararı olacağını düşünüyorum. Sayın Karayalçın çok teşekkür ediyorum. Tüm değerlendirmeler çok kıymetli. Sizin tecrübelerinizden faydalanmak her zaman bizler için çok önemli. Çok teşekkür ederim katıldığınız için de.